Bu şey değil mi ya? Herkes de Instagram'da makara geçiyor. Abi bir kız var. Abla bir kız var pardon. İşte en yakın arkadaşımla bastım. Sence beni seviyor mudur? Tabii seviyordur çünkü arkadaşına daha yakın olmak istedir gibi. Bu çok yapmak istediğim şey yapıyor bu arada. Çok mantıklı şeyler söylüyor. Bazen açıp izliyorum. Yanıtlayacağım. Hazırsanız başlayalım. Seni hemen sinirlendiren basit bir şey var mı? Bir huy ya da davranış. Beni en çok sinirlendiren şey yalan. Hem de gözümün içine baka baka yalan söylenmesinden nefret ederim, deliye dönerim. Sevgilim 3 gündür mesajıma cevap vermiyor. Acaba kış uykusuna mı yattı? Kış uykusuna yatmış olabilir. Biliyorsun Tamam, direkt o havalar kafa. soğudu, kış geldi. Demek ki bu adam uykuya ihtiyaç duyan bir adam. Panik yapma, beklemeni öneririm. Aşkologluk mevzusu aslında nasıl ortaya çıktı ya da bunu goy goy dönüştürme fikri kime ait? Bana ait tabii ki de. Mevzu nasıl ortaya çıktı? Şimdi benim arkadaşlarım sürekli gelip benden tavsiye alırlardı. İşte beni aldattı, devam edeyim mi? Ya kanka etme devam, niye Bir şey söyleyeceğim. Bence şeye bakmak daha iyi olur. Abla Insta'dan tanıştık. Bir ay konuşup görüştük. Sonra yazmadı bir daha. Sence neden? Nedeni çok basit. Çocuk sana aşık olmuş ilk buluşmada ve bağlanmaktan korkmuş. Buna inananlar var mı? Şeye inananlar yani. Gerçekten sorup da cevaba göre umutlanan var mı acaba? Birazdan az yapıyor açıkçası. Ondan dolayı bir daha yazmamış. Abla ömrüm kurt bakıştım, dünyam dedim, görüldü attı. Sence ne demeliyim? Başka şeyler diyeceksin. Bunu beğenmiyorsa diyeceksin ki mesela sabah uyandığında günaydın uykucu. Benim prensesim uyandın mı? Gece yatarken cadı uyudun mu? Buluştuktan sonra fotoğrafı gitmiş. Sence ciddi bir ilişkiye başladığımız için böyle yaptı acaba? Kesinlikle öyle. Şöyle düşünebilirsin. Hani artık sosyal medyadan uzaklaşalım. Hani daha yakın olalım. Ben seni her yerden engelliyorum. Ben o şekilde engellediğini düşünüyorum. Abla dershanedeki kızları aşk 101 Sinan gibi davranarak düşürebilir miyim? Şöyle Sinan olmaz. Sen Günaydın Akasya Durağı'ndaki Cimcime. Sinan gibi davranarak düşürebilirsin. O gülübükle olan bir fırtınalı aşkına bakarsan ne demek istediğimi daha iyi. Abla yıl dönümümüzdü, tüylü kelepçe almış. Sence anlamı ne olabilir? Çok merak ettim cevabı. Şöyle düşüneceksin. Hani kelepçe ne yapar? Bağlar bir yere. Diyor ki ben sana bağlıyım. Seni deliler gibi seviyorum. Benim dünyam demek istemiş sana. Her şey böyle kötü. Abla bana en son telefonda yüzünü şeytan görsün kahpe falan dedi. Sence seviyor mu? Sevmez olur mu? Fırtınalı bir aşk yaşıyorsunuz. Arada böyle inişler ve çıkışlar olabilir. Bu adamın kıymetini bil, kaybetmemeye çalış ve elinde tutmak için flörtüm telefonu masaya ters koyuyor, sesini kısıyor, yanımda mesajlara bakmıyor. Nedir? Nedir? Sana söyleyeyim. Sen mesajlardan rahatsız olma ya da siz ikiniz yan yanayken kimse sizi rahatsız etmesin diye adam seni düşündüğü için böyle bir şey yapmış. Abla bana hep 4-5 saat sonra ve kısa kısa cevap veriyor. Bağlama taktiği mi yapıyor? Bağlama taktiği yapıyor. Hani böyle Bundan sonra umursamaz adam, meşgul adam. bana bundan sonra ilişkilerle ilgili soru geldiği zaman net böyle cevap vereceğim. Yeni geldim haberim yoktu. Bir daha bir tanem desene çok güzel diyorsun. Tamam. İyi yayınlar. Eyvallah. Tamam. O şekilde görünüp Spider-Man demiş ki dur bir seni dakika. kendine Filme iki kere gittim ikisi de çok kötüydü. Bence nasıl beğendi herkes ya da daha güzel senaryo çıkarırdım oyuncularla demiş biri. İyi yayınlar abi. Hoşlandığım kız şu an seni izliyor. Selam yollar mısın? İsim verme gerek yok. Kendini biliyor. Yollayamam. Çünkü selam verirsem etkileyebilirim. Şimdi kim o adını kendini biliyormuş. Selam olsun. bağlamaya çalışıyor. Bu adam sana aşık. Sen de inşallah ona aşık olur. Abla 3 gün önce Lan bu günaydın yap. yazdım. Hala cevap. Söylediğim yanlış anlaşılır ya. Bu şaka yaptım bu arada anasını satayım. Geyik de o. Vermedi. Sence uyanmamış olabilir mi? Olabilir. Büyük ihtimalle uyuyordur. Bir işi vardır. Ya da ne bileyim bir uyku hastalığına yakalanmış olabilir. Aklına kötü şeyler getirme. Bu adamın da kıymetini bil. Adam seni abla beni aldattın, yakaladım ama aldatmadım dedi. İnanmalı mıyım? Tabii ki de İnanmalısın. inanacaksın. İnanmayıp ne yapacaksın ki? Ya adam sana aldatmadım demiş. Aldatsa der ki aşkım ben aldattım özür dilerim der. Aldatmadım demiş inanacaksın. Seni seviyorum bir tanem deyip sarılacaksın.
Sevgilim nişanlı çıktı ama seni değil onu seninle aldattım dedi. Bence seviyor. Bence çok seviyor. Hatta bu adam ikiniz de çok seviyor. Hem nişanlısını hem seni seviyor. Bu adam belli ki aşka aşık bir adam. Bunu kaybetmeyin. Asla bu adamı. Abla buluşalım mı diye can atan çocuk buluşma gününde gelmiyor. Heyecandan mı yapıyor sence? Kesinlikle heyecandan yapıyor. Artık sen böyle nasıl bir şehvetle Ahmet Yaşar. çocuğu kendine aşık ettiysen, yanında heyecanlanmaktan korktuğu için çocuk çıkıp gelemiyor bile o kadar. Abla kafadayken kavga edip ayrıldık. Çayını iç git dedi. Para boşa gitmesin diye. Doğru kişi mi? Artık söylememe gerek yok bu adamın doğru adam olduğunu. Bu adamı al, tut, evine baba yap. Bu adamı al, ekonomist yap. Abla kızla Tinder'da tanışıp evlendik bir sene önce ama hala açık bu konuyu ona açmalı mıyım? Karının mı Tinder'ı açık kardeşim? Karın Tinder mi indirmiş? Yani ben anlamadım tam olarak ama sor bir aşkım ne yapıyorsun bu uygulamada yani ne işine yarıyor? Abla birkaç Ha kez kapısına dayandım ayrıldım. oğlum, sorular troll zaten ya. Yani çoğu troll, makarayı olsun diye yolluyorlardır canım herhalde, değil mi? Öyledir. Birbirine silah çekmeli ayrıldık. Sence kızına adımı verir mi? Şöyle söyleyeyim, kızın adını vermeye geç, siz bu çocukla evleneceksiniz. Silah çekmeli bir ayrılık, Yapar mı fırtınalı bir traktörü? ayrılık, fırtınalı bir aşk demektir. Evlen. Abla, kızlarla tanışmak için ilk mesajda ne yazmalıyız sence? Ama kesin cevap alabileceğimiz. Olmaz. Kesin cevap almak istiyorsan ilk mesajın şu olmalı. Selamlar bayan, sizi görünce Yağız at gibi şahlanıyorum. Sizinle ne zaman tanışabilirim? Bunu yaz. Arkadaşımın babası yemekte ayaklarını bacağıma sürtüyor abla. Niye böyle yapıyor? Tanışabilirim. Bunu yaz. Var Dur. bayan. Görünce Yağız at gibi şahlanıyor. Yağız at gibi şahlanıyor. Sizinle ne zaman tanışabilirim? Bunu yaz. Arkadaşımın babası yemekte Kız ayaklarını bacağıma sürtüyor. arkadaşım babası yemek yaktı, bacağımı sürdü. Sürtüyor abla. Niye böyle yapıyor sence? Yani bunu benim bilmem mümkün değil ama sen bir sor hani baba. Bak yapma gıdıklanıyorum, huylanıyorum. Babacım niye böyle yapıyorsun diye bir sor bakalım ne diyecek merak. Sevgiliye ömrüm diye hitap edilmesi için ortalama ne kadarlık bir birliktelik gerekir? Yani bir samimiyetin oluşması lazım. Bunun için de yaklaşık bir yarım saat 45 dakika yeterlidir diye düşünüyorum. Abla klaba gittiğimde kızların dikkatini nasıl çekebilirim? Şöyle çekeceksin kardeşim, şişe açtıracaksın. Konfeti patlatacaksın işte şu patlayan meşalelerden falan viski eline döküp elini yıkayacaksın. O zaman tüm kızlar senden etkilenecektir. Abla sevgilim ben de güzel kızlara yazmadan duramama hastalığı var dedi ne yapmam gerek? Allah şifa versin kardeşim bu hastalık yaygın bir hastalık. Yanında olacaksın sevgilinin ona destek olacaksın. Ömrüm. Diyeceksin ki ben her koşulda senin yanındayım bir tane. Kötü bir şey mi dedim ya? Makara yapıyorum ha. Yok be. Allah, sen alıngansın ya. Ömrüm diyecek. Aynı anda 3-4 Kurt kişiden bakışlım. hoşlanıyorum, konuşuyorum. Bu Abla, normal aynı anda 3-4 kişiden hoşlanıyorum. mi? Yoksa doğru olan ne? Bu normal, doğru olan da bu. Demek ki sen güzel bir kalbin var, büyük bir kalbin var, kocaman bir kalbin var. Dünyalarsan bir kalbin var ki 3-4 kişiyle birden sürekli birbirimizi İşte yarım kıskandırdık. kalıyor Şimdi evde. 3. çocuğun hamile hala seviyor mu? Seviyor. Seviyor. Eşimle sürekli birbirimizi kıskandırıyorduk. Şimdi üçüncü çocuğuna hamile. Tövbe. Hala seviyor mu? Seviyor. Seviyor. Sen şimdi onu kıskandırmak için bir çocuk yapacaksın ve çocuğuna onun ismini koyacaksın. Asıl Eksimle he. büyük Ben ham. eşimle anladım oğlum. Ben çok saftirik varmışım. Eksimle. Tamam. Senden gelmiş olacak. Eski sevgilimin yaşadığı şehire gidiyorum. Barışmamız için biraz tavsiye lütfen. Öncelikle Allah kavuştursun kardeşim. Evinin önüne gidiyorsun. Şu alevli şeyler var ya onlarla onun ismini yazıyorsun. Cam açık diyorsun. Alo cam açık diyorsun. Barışıyorsun. Memati abinin o beni hiç sevmedi Kazım dediği sahnede gözyaşların sel oldu mu? Ben bu soruya cevap veremeyeceğim. Ana Ağırdaşak geçiyor. Murat Söğüp her yerden engelledi Çok ama iyi. ben çok seviyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi o naz yapıyor. Çekingen biri belli ki. Biraz sen peşinden koş istiyor. Sen başka numaralardan arayacaksın. Başka hesaplardan yazacaksın. Aşk abla beni aldattı ama ayrılmadım. Çünkü sevmesi ayrılırdı, aldatmazdı, değil mi? Aynen öyle kardeşim. Ya adam bak adam sevmese zaten ayrılır. Uğraşmaz yok aldattım yok başıma bir şey geldi uğraşmaz. Seviyorsa arıyorum telefonlarımı açmıyor. Sonra da arabama suikast düzenlendi diye ağlıyor. Doğru mu? Doğrudur.
Yani adamın yalan söyleyecek hali yok. Belli ki adam önemli. Ya bak inanıyorum ben ona. Düşünsene bunlardan bir gerçek bir kadın dediğini yaptığını. Olur. Önemli bir şahsiyet. Arabasına suikast düzenlenmiş. Gurur duyman lazım. Tamam aşkım deyip kapatacaksın. Abla evliyim ama hala tanımadığım kızlara istek atıp mesaj atıyorum. Ne yapabilirim? Kuşum sen çapkınlık hastalığına yakalanmışsın. Eşine bir sor. Aşkım böyle bir rahatsızlığım var. Mesaj atabilir miyim de. İzin verirse atabilirsin tabii ki. İzin vermezse de biraz daha frenlemeye çalış. Abla Sinan Engin Kolpaçino ne var ne yok söyledim ama hala görüldü atıyor. Ne yapayım? Alp Aslan Aslan videolarına geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Son kozumuzu oynayacağız. Alp Aslan Aslan da işe yaramazsa DM'den bana yazacaksın. Birebir danışmanlık yapacağız sana. Abla biraz kendi aşk hayatından bahseder misin? Hep bizi dinliyorsun. Benim kimseyle aşk, gönül bağı, flört, ilişki hiçbir durumum söz konusu değildir. Hayatımda da kimse yok. Bu şekilde bir aşk hayatım var işte. Sevgilim üç elde aniden seni çok seviyorum bunu bil yeter yazdı. Anlamı nedir? Anlamı seni çok sevmiş. Şöyle aklına kötü bir şey getirmeyeceksin. Yani demek oluyor ki bu kadın seni her zaman çok seviyor. Gece 3.50'de de sabah 5.50'de de her zaman seni çok seviyor. Kız arkadaşım sürekli lüks yerlere gitmek istiyor. Ben sipariş veremiyorum. Ne yapmam lazım? Şöyle yapacaksın. Sen evde kuru fasulyeni pilavını yiyip öyle gideceksin. Tam menü geldi. Sipariş vereceksiniz ya. Hayatım ben yemeyeceğim ya diyecekse. Bence sen de yeme. Hani kilo aldın. Spagetti siktir git siktir git. Kızı bozacaksın ya. Kendini bozuk Bir tane yorum gördüm de zaman onu. Anladım. yanında sahibinden.com'a giriyorsun. Arabalara bakıyorsun. İşte ben de hani haftaya bu arabayı almaya gideceğim. İşte oto ekspertize sokacağım. Bakalım işte neymiş falan. Kolp atıyorsun sürekli. Bir iki kere de bir araba kirala git işte. Sonra sattım der. Allah Allah. Gittiğimiz mekanlarda garsonlara göz kırpıyor. Sence beni seviyor mu? Kuzum sevgisinden şüphem yok. Seviyordur illaki de acaba bir tiki falan mı var? Düşünsene sürekli garsona bakıyorsun. Şöyle erkeklerin kıymetini bilmezsiniz ki. Hep benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Eskisine teklif etti. Sence prova yapıyor. Tam böyle Prova şey. yapıyor. Yani öyle tebessüm oluşturacak bir içerik aslında. İlara benim eski kız arkadaşım. Geldiği noktada gurur duyuyorum. Canlıyken bin kat daha komiktir demiş biri. Vay be. Alıngan değilim, emoji atamıyorum sadece demiş Ala. Olsan da blocked URL yollamış. Hay bir an özendim yani. Bana gelen sorularda böyle cevaplar acaba böyle mi yapmalıydım diye düşündüm. Abi pazar pazar efkarını yükselteyim. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Ne yolladın lan? Kendi parçam mı bu? Ha?